Bak şimdi. Her bölüm geğiriyor yalnız. Doğru. Geç kalınmış bir haber çıkıyor. Gürültü diyorum. Ya şu anda da gaz çıkartıyor. Ayrıca sizden iyi yayıncılık ve yorum yapıyorlar. Hoppa. Hoppa. Haftalardır, dur bakayım bir de şunu okuyayım. Haftalardır okuyoruz, izliyoruz, canlı yayınları çok geçirmedik. Helal olsun Cemil Hanım. Bu ne demek bilmiyorum. Ben de. Bunu da anlamamışım. Ya bakar mısın, Kaan Sekban Türkçe bir şekilde bu canlı yayın son zamanlarda internette olan en iyi şey bu ufak kazayla yaptılarınızı lütfen. Ne olmaz, Kaan Sekban bir basın açıklaması fırsatını asla es geçmedi gördüm. Helal olsun. Yine o doğru düzgün kullandığı Türkçesiyle yüreklere kusarttı. Çok da Fifi de yanımızdaymış. Bak akşam bir şey. Daha önce de geğirikler var, geğirenler vardır. Ne olmuş? Bir magazin haberinin altında bu kadar çok yorum ben ilk kez görüyorum. Yani şey pozitif var. Bartu'da ben de görüyorum. Çok güzel. Çok güzel destekler bunlar. Demek ki biz gerçekten istesek seçilmemiş ailemizdir bizim. Mücbir sebepler ailemiz. Ama seçiyoruzdur biz bu aileyi. Ya ben bir tane belgesel seyrettim. Diyor ki bu stadyumda ne oldu? Artık izlediğimiz belgesellere mi gireceğiz ya? O zaman benim de söyleyeceklerim olacak. Hayır. Yani dediler ki 61 bin kişi var şu anda statta dedi. Ve 61 bin kişi gösterdi. Şok oldum ben görünce. Bartu'nun mücbir sebepler ailesi. Bak sıradaki haberimize geçelim. Artık bu kadar saat promotion yeterli diye düşünüyorum. Bugün kendi kendimize yerleştirdiğimiz görüntülerin önemli ölçüde ürünü. Evet. Bartu, değerli dostum. Canım. Sabahının bakın şeyden dönmüş. Astrolojiden döndü taze taze. En yeni haberler ondan. Sabah dikkat ediyoruz. Sabah bugün oradan pozitif. Öğrendi o. Bütün bilgileri aldı. Bugün onda astroloji konuşuyor. Neyse. Ondan tamam. Bir ara bağlanır öğreniriz inşallah. Ne tarzı. Dilek tuttun kız? Ha? Ne dilek tuttun? Tamam pardon. Bartu, bir haber vardı. Haksızca yapılmış bir haber. Bu yayınlarda tatlı tatlı biz kendi aile üyelerimiz arasında kendi kendimize birbirimize ateş atıyoruz, ok atıyoruz. Burada kimin kime ne atacağına kimsenin okuna, ateşine, alevine kimse karışamaz Bartu bu yayında. Evet. Biz böyle bir magazincilik yürütüyoruz bu yayında. Buradan alıp da siz beyefendi köşelerinize gidip de bu arada köşeleriniz neyse ki espri yazmış yine. Ama gidip de buradan magazin yani size o ekmek buradan çıkmaz. Bartu. Ateşli espri. Espriyi bizim yaptığımızı düşünülmüş. Bence kendi espri yaptığını düşünmüyorum. Yok Bartuzan Kuytu Köşe adlı bu köşede. Kuytu Köşe benim bildiğim bir gitaristtir. Türkiye'nin en iyi gitaristlerinden biridir. Köşe yazabilir Bartu, ama bu kendi... köşe kan kaybediyor diyebilir miyiz logoya bakarak çünkü? Neyse. Sonunda biri bu ikilinin haberini yaptı ya. Evet. Öyle diyebilir miyiz? Bartu öyle diyebiliriz ama yine cevap hakkı doğar. Neymiş haberi ben biraz bakacağım. Koronavirüs dolayısıyla neredeyse 2 aydır evimize kapanmış durumdayız. Ya bunu artık söylemesinler ya. Bu haberi ilk kez Kuytu Köşe'den alanlar şeyle bastı. Arkadaşlar biz koronavirüs inanır mısınız? O yüzden biz evdeymişiz 2 aydır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan bu pandemiyle başlayan cümleden sonrasını biz artık dinlemiyoruz. Lütfen. Bartu Küçük Çağlayan ve neydi senin adın? Melikşah Altuntaş. Mücbir sebepler adı. Bak burada ya. Da adı altında. İkili, çok garip Bartu. Bu bir iddiadır. Instagram sayfalarında canlı yayın yaparak yorumluyorlar falan oluyor. Plan oluyor. Geçtiğimiz gün canlı yayında İrem Derici bağlandı. Sempatik popçu. Lan ne sempatik popçusu ya. Sempatik popçu mu dersin İrem? Sempatik popçu mu denir İrem Derici'ye ya? Seksi yıldız tercih ederim ben. Sempatik popçu. Sempatik popçu da değildir hakikaten artık. Ay. Sempatik popçu mu olur? Popçu ne ya? Bir doğru düzgün ne olursunuz ya? Sinirleniyorum bak. Full makyajda olması izleyenlerin dikkatini çekti. Doğru muyuz? Çekti mi? Çekti. Doğrudur. Bu da yan geç kalmış bir haber ama doğrudur. Hatta yakışıklı oyuncu Boran Kuzum da canlı yayın sırasında İrem Derici'nin yayının altına alevli emoji tırnak içinde koydu.
Ertesi gün ise Bartu Cihan'a İrem Derici'nin makyajıyla İrem Derici dünkü makyajı görüntümünün altında Boran Kuzum alevli imajı koymuştu. Şimdi bu halimi görünce ateşi sönmüştür. Lan git. Bartu sen magazine cevap veriyorsun şu an. Ben ya hayret ve Aysula'ya yürüyorum. Lan gitler filanları yapıştırdım senin ben. Ne yaptım? Senin gözünün önünde bu magazin masasına yumruğunu vurduğum bu dakikaları hep birlikte görüntüledik Bartu burada. Ne yapmam lazımdı? Beni yayından atman lazım galiba anladığım kadarıyla. Burada cevap hakkı doğdu bak. Oral cevap hakkı. Burada. Orhan Kuzum decline mı? Bu kadar çabuk beni decline edemezsiniz ya. İrem Derici şu an koşa koşa makyaj yapıyor biliyor musun Boran? Ona da arar, ona da bağlanırım diyeyim. Koşa koşa. Ona da bir bağlan da tekrar ateşler gönderir. Peki sen ateşli bir popçu aklına geliyor mu İrem Derici'den başka? Ateşli bir sempatik bir popçu. Dostum. Ya neyse ben seni atayım Melikşah'a alayım ya. Ne diyorsun? Sesin gelmiyor lan. Gelmiyor mu? Hah şimdi geliyor. Gündür 50 gündür evde oturuyoruz. Kimseyle görüştüğümüz ettiğimiz yok. Buradan tabii ki herkese ben buradan ateş atabilirim. Yani. Hatta şöyle söyleyeyim. 3 gündür zaten sokağa çıkma yasağı var biliyorsun. Bugün vardı. Evet. Artık gündür dedik ki en azından kendi mahallemizdeki yakın 1-2 arkadaşımızla böyle dikkat ederek görüşelim. Hatta bak yanımda kim var? Dostum ben bak. Merhaba. Ben. Ayrıca bütün bu olayları... Bir dakika dur ben o zaman Meriç'e bağlanacağım. Oradan da takipçi alırım. Yani bütün bu olayların falan diyorduk. Kesmek zorunda kaldım. Yani beni fiziksel olarak atmak. Yani böyle at bakalım istersen tekrar at. Bizi attırmayın. Bizi atabilirsin ama atamayacağın kim var? Bizi attırmayın. Ya. Atamayacağın biri daha var burada. Merhaba. Merhaba. Merhaba büyük usta. Ehe. Bartu benim duygulanmama dayanamayan dostlarım sosyal mesafelerini bu kadar ünlü insanların sosyal bir mesafesi olduğunu ben ilk kez görüp duygulanıyorum şu anda. Ben de. Hadi şimdi Melikşah atıp Melikşah al. Aa doğru burası Melikşah değil değil mi? Dur ilk kez 3 kişi atacağım ve siz attım. Melikşah C'ye bas be. Caner niye spoiler veriyorsun ya? Minik Can evinin twist'i geliyor şimdi abi. Ben daha önce gittim bir yönetmen olduğum için bu... Ya bu nedir ya? Caner'in alttan... Oh, Minik Can twist'i geliyor. Minik Bartu? Ne kadar başarılı bir Caner Özgürt'ü taklidi. Ne kadar doğruyorsun be. İnanılmaz. Gerçekten çok iyiydi. Perdeden anladım diyor hocam. Vallahi perdeden... Bartu sonunda ev rahat yani sosyal mesafe alanında kesinebiliyorlar artık. Evet teşekkürler. Bir de yani cahil olmadığınızın altını çizmek için 4 kere sosyal mesafe demem ve kucak kucağa oturmanız gerçekten bizim için sorun değil. Biz bir aileyiz. Bartu kesinlikle biz zaten birbirimizin çok yakınlarında oturuyoruz. Aynı sokaktayız hepimiz. Evet Melikşah. Devam edelim. Buradan sözü magazin masalarına. Haberin devamında da ya Metin Akdülger'e Metin Argüder demişler. Hem de 3 kere. Bartu bence Metin Argüder'i çağırmış bu beyefendi. 3 kez adını söyleyerek Metin Argüder diyerek kendisini davet etmiş fakat icabet görüntüleyemiyorum. Metin Argüder diye biri mi var? İşte belli ki var ki bu beyefendi çağırıyor 3 kez adını zikreterek. Yani bir de şöyle yapmış. Hani Metin canlı yayında bulan Metin Argüder çok heyecanlı olduğunu söyledi. İlk
defa sosyal medyada canlı yayına bağlandığını söyleyen Argüder o kadar yani bu ne? O kadar utandı ki bir ara elini yüzüne kapatıp konuştu. Bakın Metin Akdülger diyor ki Argüt. Yani elin yaptığı şey bu. Bir ara o kadar çok utandı ki elini yüzüne koyarak konuştu. Bu ekmek sırasındaki vatandaşımız gibi. Resmen. Resmen. O zaman sosyal mesafe demişken, salgın korkusu demişken hep birlikte tatlı tatlı biraz şey diyelim dilersen. Esra Erol'la A'dan Z'ye miydi o programın adı? Büyük ihtimalle o harflerden bir tanesidir ve oradan aynen oraya gidiyordu oradır. Bartu Barış Bayraktar'ın özel haberidir bu. Fakat kendisinden yayılarak tüm sosyal medyaya yayılmıştır bugün. Görelim. Ben haftalarım sesli oldular ama ben haftalarını geçiriyormuştum. Haftalarını geçiriyormuştum. Onu çok yaptım. Evet. Diyor ki bana korona testi pozitif çıktı ama diyor burada Esra Erol artık yani Esra Erol gözleriyle yardım çığlığı atıyor Bartu. Burada yani en az bir 6 kişiyi yok etti. Bartu %100. Kovuldun yaptı. Bartu Esra Erol adeta dün gece benim kapım çalınmıştı suratı. Dün gece zile basın. Bartu? Resmen böyle bir göz olamaz ya. Ya aşağıda yargı dağıtamazsın Ezo ya. Aslında kardelen çekmiş. Kıyamam. Evet. Kardelen ve Barış Bayraktar ortak haberi. En azından kaynağımızı belirtiyoruz. Bartu inanılmaz dakikalar gerçekten. Oldukça tehlikeli. Yani kesinlikle korona zamanı, yani salgın zamanı canlı yayın yapıp stüdyolarda bir araya gelmenin belli riskleri olmalı diye tahmin ediyorum. Evler dışında bir araya gelmeyle. Evet. Evler dışında, okey. Kendini şey yapacaksın bu yayında değil mi? Yemin ederim artık ben yani da bir şey olursa yani çok şaşıracağım. Çünkü artık daha ne kadar korunabilirim. Evet. Bartu, sıradaki haberimize geçmekte yarar görüyorum. Ben de. Sıradaki haberimiz yine büyük ustadan bu programın gedikli isimlerinden biri. Aşağıda başka muhabbet çeviremezsiniz sürekli olarak İremsak. Ne diyor ya? Yiğit seni gebertirim Yiğit'cim. Bize her şey çıkmıyor her yorum. Bu bir iddia mıdır, temenni midir? Bakın söylediğiniz her şey bu iyi bir anlamda mı kullanılıyor? Bakın İrem Hanım yarın sizi de görürüz kuytu köşelerde. Doğru muyum Bartu? Evet. Edis bak güzel bir dilek tut. Edis güzel dilekler tutuyor yayının başından beri. Öyle mi? Evet. Bartu, tuttum iletiyorsun. Devam. Bartu bir isim var ki karantinanın ilk gününden beri sıkılmakta. Evet. Ve sürekli olarak sıkıntı fazlasından dolayı özür dilerim yazmış bir de. Sıkıntıdan dolayı sürekli fenalarda. Bakın ne halde. Aşkım ve acının diyarı. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Zaten nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz ki? Müzikten artık nefret ediyorum. Egzaman oldum ben ya. Hastalık hastası oldum. Hiçbir şey yapmayacağım. Eski şarkılarımı dinleyin. Yemin ederim hastalık hastası oldum. Artık kendim için yaşayacağım. Yeter be. Bak. İşte. Bartu neler yaşanıyor? Yemin sitcom evi. Neler Serdar Bey gerçekten evde ben artık yalnız ve canının sıkıldığını çok ikna oldum. Ben de %100 iknayım. Yani bir insan ve bir cep telefonu kamerasıyla çekilen ilk sitcomu izliyoruz biz haftalardır. Hep üzücü de bir sitcom, buruk. Dramedi diyebilir miyiz? Dramedidir bu. Ben bugün bir izleyicimiz beni Serdar Bey'e dün yani bize cevap vermedi diye burada konuştuğumuz için evet. Ya beni gösterip bunu tanıyor musun demiş neredeyse. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bak. Vallahi hatırlamıyorum. Abi bu olmadı işte.
bunu yapamayız yani. Yemin ediyorum. Böyle bir yere gelemeyiz. Gerçekten böyle hiçbir yere gelemeyiz yani. Ya bu kadar video bari. Azarlıyor ki be bir de hanımefendi Serdar Bey. Abi öyle olmaz ya. Böyle bir yere gelemeyiz. Hiçbir yere gelemeyiz. Yani çok... Sen bir de Serdar Bey'in yayınlarını tek takip ediyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar Serdar orada müthiş bir şey icat etti. Bir ünlüyle bir mavi tikliyle fotoğraf çektirebiliyorsunuz artık online olarak. Diyor ki böyle hadi screenshot al diyor. Aşağıdan böyle toplanıyorlar çoluk çocuk screenshot alınıyor. Çok Serdar tatlı bir poz veriyor. Geçen gün bir tane çocuk yüzünü açmak istemedi diye lan 10 yıl sonra Serdar Ortaç'la fotoğrafın olacak. Ve inanılmaz da haklı. Ve ben sana bir şey diyeceğim. Bu haberi sen bilmiyorsun. Sen yayına başlamadan önce Serdar Bey'in ufak bir röportajı var. İsviçre'de bir hanımefendiyle. Dilersen onu da bir görelim. Bana haber atlattığını görüntülüyorum. Sana haber atlattım. Hadi bakalım. Atlattım. Bakalım neler düşüneceksin. Fotoğraf çektim. İsviçre'den selamlar. İsviçre. Evet. Orada gün nasıl geçiyor? Bir gün. Abi hava hala şöyle göster. Aa ne oldu ha? Gündüz. Hava gündüz dedi. Aa. Daha aydınlık burada bir saat. Bir daha göster. Bir daha göster. Burası bizim evimizin önü. Çok güzel manzarası. Doğru. Zaten burada hava aydınlık. Kaçta kararıyor? Sonra kırarım herhalde. Yani saat kaç olur? Saat 9'a 10 kala falan akşam. Ya bir daha bak kaçta kararır? Ulan işte yani 8'de 9'da kararıyor ama zaten ne, nasıl değişik bir cevap bekliyordu acaba Serdar Bey? Artık Serdar Bey sihir açıcı bir yanıt beklemiş. Hani böyle havanın mesela 12'de kararması gündüz gibi. Maalesef olmadı Serdar Bey. Beklediğiniz hiçbir cevabı bu karantinada alamıyorsunuz siz ve inanılmaz üzgünüz. Evet, ve biz de sıkıntınızı paylaşıyoruz. Bitecek bugünler Serdar Bey. Sizin ayda pahasına söylediğiniz gibi bitecek. Siz de lütfen o solaryum kabininden artık çıkın. Lütfen. Yeterince teninizin rengisini zaten hoştur. Ve işte ya daha önce görmediğim bir mavi tikli hem de kendine de bir gönderme yaparak güzel bir yorumda bulunmuş. Yapmış. Bartu, Şebnem Bozoklu'nun da ha 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 hi hi diye gülüp eğlendiğini görüntülüyorum. Ne hoş. Kendisine öpücükler gönderiyorum buradan. Şebnem Bozoklu'yu arıyorum günlerdir hiç açmıyor buradan. Aa niye? Oğlum işte aradık açmadı ya. Sonunda benim dedi ya bence. Görmemişim çocuklar yaptı. Şebnem hadi gel kız yayına. Bir dakika. Şebnem'e şey sorayım ben. Seni bir atayım önce sen öyle bakıyorsun. Biraz... Neredeydi? Şebnem makyaj yap hızlı bir şekilde. Utandırma bizi. Utandırma doğru düzgün otur. Doğru cevap ver. Düzgün konuş ben de Şebnem. Evli baktı kadınsın hadi bakayım. Türk örf ve adetin. Kaç orada saat? Sabah gündüz. Kaç gibi güneş doğuyor? Aydınlık burası. Evimin önü. Evine nereden girilir? Zil var mı? Küçük bir var. Küçük bir var dedi ve gitti. Küçük bir var dedi ve gitti büyük usta. Hayır, küçük bir var. Öyle mi? Ya bende son anlar çıkmıyor. Sadece Bartu senin yayını alıyor çıkıyor bende. Ve köşede hala senin Şebnem Bozoklu ile yayın yaptığını görüntülüyorum ben mesela. O zaten Hasibe Eren'i aldığım gün herkesi şaşırtmış. Ve Hasibe Eren de çok şaşırtmış. Mesela ben İrem Derici alıyorum. Ekranda Hasibe Eren yazınca Hasibe tekrar böyle ayağa kalkmış ya gidiyormuş filan. Falan alıyorum. Hasibe Eren böyle her seferinde ayağa kalkmış. Nedir bu arkadaşlarımın benden çektiği Sarp Apak, Hasibe Eren. Birazdan size bağlanacağız. Sarp Apak lütfen hazır olsun. Bakın onu 3 dakika bir süre tanıyoruz. Sarp Apak.
alınacaksın kardeşim. Sarpapağan seyreden komşuları. Lütfen onu bir sesle rahatsız edin. Uyuyan çocuğunu uyandırın. Ve onlar da uyansınlar böylelikle. Ve bize bağlansınlar. Teşekkürler. Teşekkürler Bartu. Bartu, Serdar Ortaç demişken, 90'lara şöyle bir gitmişken, bir de kime gidelim? 90'ların en sevilen isimlerinden biri olan ve günümüzde de hala sevilmekte olan? Yıldız. Bravo. Kenter. Tilbe. Bartum. Bartum benim. Yok, oraya gidemeyiz çok uzak. Bartu. Yıldız Hanım kapısının önüne gelerek kendisine bu korona zamanı yalnız bırakmayan garip bir biçimde. Yani evin adresini öğrenmiş. Bazı sevenler tarafından. Dünkü senin komşu gibi. Evet. Mesela şimdi ben desem ki dün Melikşah bağıran komşu bey şimdi cama çıkıp Barış Manço diye bağırır mısınız desem bağıracak mı? Bilmiyorum bakalım izliyor mu? Barış Manço. Aa hiç tıp yok. Hemen bir günde aa geliyor vallahi. Barış Manço. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Barış çok tatlı komşularımız ya. İnanamıyorum Barış Manço dedi gerçekten. Oraya ya tabii ses geç gittiği için. İnanılmaz. Bartu vallahi Yıldız Hanım'ın da başına tıpkı böyle bir olay geliyor. Evet görelim istersen. Evet. Yalnız Yıldız Hanım senden biraz daha şık. Bartu tabii ki. Şu hale bakın. Disko gibi. Camdayız, camdayız. Seni seyrediyoruz. Oh canıma değse. Müthiş cevap. O zaman... Benim şarkım ellerim. Benim türküm gözlerim. Çıldırtıyor ya. Benim tek varlığımsan. Bilmesen de. Sıklar geliyor ya. Senden bir başkasına. Sen benim aa. Şu dünyamsın. Hatta bir dünyamda. Ben de kaldım. Gidiyor. Çallanıyor. Gidiyor arkadaşlar bu video bunu böyle. Çok iyi şarkının. Ha. Bak dönüyor. Ben de kalmadım sana. Olsun abla. Sensiz aşkın elleyim baş tacım. Oluyor mu? Daha mı olmaz? Daha kaç kişi var ya? Kaç kişi var? O kadar alkış kokuyor. Nilipek sana ve yeni albümüne de aynı alkışları camlardan diliyorum kardeşim. Bartu çok tatlı hakikaten. Ne tatlı. Bartu. Alican hadi bakalım abi hadi. Bu kadar heveslenme. Yıldız Hanım sana yar olmayacak burada. Lütfen artık burada her hanımefendiye bir laf etmekten. Gerçekten. Yani hazır gelinlik buldum koşayımcılıktır artık. Lütfen Alican. Bartu ben böyle bir insan görmedim gerçekten. Önce sadece adı İrem olanlara mahsus bir özelliği sanmıştım ben bunu Alican'ın. Baktım ya uçama kaçana ay böyle bir şey olamaz ya. Bu bir iddiadır bakın. Yani iddiadır böyle yapıyor bak. Ay karım nasıl güldü oyunculuğuma ya. Karıcığım. Şakıyor. Bartu. Benim arkadaşlarım da kendi aralarında konuşuyor Bartu resmen. Derya'nın doğum gününü kutlayın. Arkadaşlar Derya Karadaş'ın doğum gününü kutlamayalım mı ya? Hadi. Woo! Ay. Bartu. Su bastı evet. Doğum günü daha var benim bugün. Aaa çok iyi lokum. Lokum. Hayvanseverlere müjde. Evet. Bart gördüğün gibi. Bonfilede %20 indirim. Sosyal mesafeyi aşmış olduk artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ha, evet. Hayvan sevgisidir bu. Devam Bart, edelim. Bir diğer haberimize devam edelim dilersen. Dilemiyorum çabuk. Bart kuşum aydın. Arkadaşlar Kuşum Aydın'ın canlı yayınında bugün Kuşum Aydın. Canlı yayın değil, storiesinde değil mi? Storiesinde. Çok teşekkür ederim. Benim müthiş bir hatadan geri döndürdün arkadaşım.
Kuşum Aydın mı demek zorundayız. Kendisi de öyle demiş. Evet, Kuşum Aydın isminde olduğunu iddialadığım ve görüntülediğim Kuşum Aydın. Bugün storiesinde nedense 3 dakika boyunca bize kendi seyrettiği belgesele bizi ortak etti. Evet. Belgesel şöyle başlıyor. Ay 100 yaşında bir kadının yediği yemekleri seyrediyorum. Yani hep yedikleri azıcık sebze, kereviz, turp, taze ceviz. Vah vah vah. Vah vah diyemezsiniz Aydın Bey. Helal olsun. Bak onları salamura yaptı. Ya Aydın Bey'in şimdi yorum seçeneği açık kalmış Bartu. Gördüğü olamaz. Simultane çeviri yapıyor videoya belgesele. Gördüğü her şeyi söylüyor. Kuşum Aydın Bey. Kuşum Aydın Bey. Ve salamura yapmış. İşte yiyor falan diyor. Ve kadına hamur da yiyor, hamur da yiyor. Aman yiyin o zaman be. Allah kısmet ederse yaşarsınız. Bak yiyin, Allah kısmet ederse yaşarsınız diyor. Bak hamur açıyor. Sebzeleri de içine koyuyor. Oh. Ha, bak kurban olduğum ay maşallah. Ha, işte kızartmıyorlar. Ha kızartıyor. Yiyinde. Bartu. Ağabey ağabeylik ediyor. Müthiş bir geçiş. Kızartmıyorlar. Aa kızartıyorlar. Kızartıyor. Bak bak. Oh. Ha bak kurban olduğum ayvaz. Ha işte kızartmıyorlar. Ha kızartıyor. Aman yiyin be. Yiyin. Hiç bu da biz ne yiyorsak onu yiyor. Yaşıyorlar anam. Biz ne yiyorsak bu da onu yiyor mu? Tüp biçiyor tabii. Yaşıyorlar anam. Yaşıyorlar anam diyor. Bartu inanılmaz bir biçimde yani kadına önce dev bir paye verdi. Hani bu ne yiyor içiyorsa biz de onu yiyerek 100 yaşına kadar yesin. Bak yani eleştirdiği her şeyi yiyor hanımefendi. Her gördüğü sekansı dillendirmesi gerçekten inanılmaz. Suya atıyor. Sebze koydu. Bartu onu resmen. Yiyecek, yapmayacak. Aa kızartmıyor tabii. Aa kızartıyor. Aa Bartu senin bu taklit yeteneği ne olacak böyle ya? Yaşıyorlar anam. Gerçekten. Neredeyse ödül alacağım ya ben bu programla. Bartu umut vaat edenler bitti artık. En iyi erkektir bundan sonra. Ya önce bir yardımcıya girelim ya sonuçta. En iyi erkektir bu ama gerçekten. En iyi koca ödülü. Çünkü kayıcım kayıcım deyip böyle kalpleri kazanıyorsun bu yeni ilk gününden beri. Kayıcım var da biraz dalga mı geçti ya? Hemen ölçeledim. Ya ünlü avına mı çıksam acaba? Yoksa yani geri döneceğim sonuçta çocuğa artık. Ben bir kere daha İrem Dirici'ye de... Ben buna inanamıyorum. Ulan yanlış birine bastım. Dur. Abi bir saniye ben... ben buna inanamıyorum. Gerçek olamaz. Ablam da beraber izliyoruz seni. Gerçek olamaz yani şu an. Ayrıca kimse kırmasın.
ben geliyorum. Şunu almış olamam ya, bilmeyeceğim. Gerçekten request bir yanlışlıkla sarp. Çok tatlı bir an yaşandı. Çok tatlı bir an yaşandı ve sana söyleyeyim mi, beyefendiden 1000 takipçi geldi bize. Mükemmel. Bartu yani mavi çizgilerden gördük.